Gelinlik deyince akan sular durur. Hatta sözün bittiği yerdir. Şimdi bir gelinlik dükkanındayız. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altında tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Eskişehir'den seslenmekteyiz. Tayra Gelinlik firmasının konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Rafi Hanım bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Rafi Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Rafi Hanım, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize siz de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Rafi Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben aslen Konyalıyım. Evet. Konya'da 18 yıllık halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak çalıştım. Hı hı. Daha sonra Eskişehir'e geldik. Eskişehir'de de boş oturmaktan hem bütçeye katkıda bulunuruz hem de güzel zamanımız geçer, bir çevre ediniz dedik. Evet. Böyle bir şeye başladık. Kardeşinizle beraber başladınız. Kardeşimle beraber başladık. İşletmeye ne zaman kuruldu efendim ve burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz Rafi Hanım? Nisan 15'te, 2015'te başladık. Hı hı. İkinci yılımızı Nisan ayında dolduracağız. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, efendim. Teşekkür ederim. Burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrultusunda verilen hizmetler nelerdir? Evet. Biraz söz eder misiniz Rafi Hanım? İstek üzerine sipariş alıyoruz. Hı hı. Abiyeler, anne elbisesi diyoruz. Evet. Sünnet annesi, gelin annesi, damat annesi, o tür kıyafetler dikiyoruz. Hı hı. Özel sipariş alıyoruz. Gelinlik, evet, nişanlık, kınalık, o tür üretim olarak kendimiz üretiyoruz. Hepsini siz tek tek kendi el işçiliğinizde, evet, burada kendi üretimini kendiniz yapıyorsunuz. Aynen. Kardeşimle beraber çalışıyoruz. Evet. Oldukça da güzel, keyifli bir iş yapıyorsunuz. Çok zevk alarak yapıyoruz. Evet. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Rafi Hanım? Kalitelere. Kaliteli ve de modayı takip etmek zorundayız. Bir de fiziğe göre ölçümlerini, onlara dikkat ediyoruz. Evet. Efendim, kumaşları nereden alıyorsunuz? Alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Başta kaliteye bakıyoruz. Hı hı. Bir de günün modasını takip ediyoruz. Hani renk olsun, kalite olsun. Hı hı. Bursa'da alıyoruz. Evet. Evet, Bursa'da alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum. Hı hı. Yani severek yaptığım işi artık devam ettirmeyi istiyorum. Evet, belki işletmeyi biraz daha genişletmek, evet, daha rahat yaygınlaştırmayı çalışma bir imkanı düşünüyorum. Yaratmak, daha çok insana hitap etmek. Evet, belki... Konya'da, burada daha yaygınlaştırmayı düşünüyorum. Yani toplu satışlarımız, hı-hı, olabilir. Evet. Toptan satışlarda fiyatımız daha uygun oluyor. Evet. O şekilde indirimlerimiz oluyor. İşletmeyi bütçeye uygun gelirlerimiz var. Evet, işletmeyi genişletmek gibi projeleriniz var. Ancak tabii ki bugünkü ürün ve hizmet kalitesine ödün vermeden bunu devam ettirebilmek çok çok önemli. Evet, evet. Rafi Hanım, son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur efendim? Kurumumuza destek verenlere, tüm arkadaşlara, eşlere, dostlara çok teşekkür ederim. Bundan sonra da onlara aynı kalitede hizmeti vermekten son derece onur ve mutluluk duyacaksınızdır. Aynen, evet. Çok teşekkür ederim. Onur ve mutluluk diyorum. Sizlerle tanıştığımıza memnun oldum. Çok sağ olun efendim. Bizler de çok memnun olduk. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz size. Rica bizleri ederim, burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca. Çok sağ olun efendim. Evet değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altında tutmaya devam edeceğiz. Sizleri Eskişehir'den ve sektörün en iyisi Tayra Gelinlik firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.